5 artık kaç sene olduysa. Geçen gün cuma günü havuza gittik. Aslında birkaç kez kullanmıştım ben bunu. Havuzda. Gayet güzel su altında fotoğraflar çektim. Video da çektim. Su geçilmez diye o zaman. Ama bu geçtiğimiz cuma günü maalesef sudan çıktım. Bir bakayım dedim neler çektim diye. GoPro neler çekmiş diye. Maalesef bir baktım. Su var. Hemen böyle korkudan şöyle açtım. İçine bakayım diye. Şu pilini çıkardım. Pil sırılsıklam. Buraları böyle tamamen şu kısımlar hepsi su içinde kalmıştı. Eve geldim. İşte YouTube'a falan baktım. YouTube'da neler var diye. Bu konuyla ilgili. Aslında yapmamam gerekiyordu. Hani biz böyle cep telefonlarına suya falan düşürdüğümüzde hemen pirincin içine atıyorlar ya bataryasını çıkarıp. Ben bataryayı çıkarmadım. Bayağı bir uğraştım çalıştıracağım diye. Ama benim GoPro 5 maalesef beni üzdü. Çalışmadı bile. Çok uğraştım. Açılıyor aslında. Aslında açılıyor. Şöyle pilini taktığım zaman şöyle pilini takınca ses de geldi. Buraya bakınca şey de var. Görüntü de geliyor. Ama arkada görüntü yok. Arkada görüntü yok. Sinema İstanbul'da bir firmaya yazdım bunun tamirini yapan. Onlar da geri dönüş yapmadım. Ama sonra araştırdım internette. Dedim ben GoPro olmadan yapamam. Aslında o kadar çok fazla çekim yapan biri de değilim ya. Yani belli yerlerde, belli zamanlarda kullanıyorum. Sonra ne yaptım? Dayanamadım. Şöyle bir kendime bir ödül aldım. GoPro 8. Tabii 2022 yılındayız. Yani GoPro 6 çıktı, 7 çıktı, 8 çıktı, 9 çıktı, 10 çıktı. Şimdi 2 gün önce, 3 gün önce GoPro 11'in reklamını yapmaya başladılar. Ama ben dedim GoPro 11 olacak ama bunu alayım. Kendime bir ödül. Özelliklerine falan baktım. İkinci el alacaktım ama ikinci elde de cesaret edemedim. İkinci el almaya. Yani iyi kullandım da yani. Ne bileyim ben iyi kullandım mı kullanmadım mı. Bunu taksit daha aldım. 10 kaç ay taksit yaptılar? Ocağın Şubat 2024-2023'e kadar. Şubat 2023'e kadar. Şey, yani ben vlog falan çekmeye niyetim yok. Bu saatten sonra YouTuber da olamam. Olmaya da niyetim yok. Ama şu kutu açılımı var ya hani buradan kutu açılımı yapıyorlar. Şimdi şuradan şöyle dikkat şeyden seyrettim bunu hiç açmayanlar ilk kez kutu açılımı yapanlar bayağı bir uğraşıyor. Ben bu 8'in tanıtımını değil açılımını yapacağım. Şurada bir tane mavi bant varmış. Bunu şöyle dikkatli bir şekilde yırtıyoruz. Çok ama dikkatli. Bu konuda dikkatli. Evet yırttık. Şimdi böyle şey yapıyorlar, böyle şov yapıyorlar. Ben şöyle kenara koyayım. Kibar kibar. Şuradan şöyle açıyorlar, açıyorlar. Şunu şöyle çektiğim zaman bu geliyor. Böyle. Geldi. Hemen bakıyoruz parmak izi var mı? Parmak izi yok. Zaten şu mavi şeyi, şunu şey yaptım ya. O yüzden o içerimiz aşağı gibi kokuyor ya. Yeni yeni kokuyor. Bunu böyle neyse ya.
Bunu böyle kenara koydum. Aa, burada ne varmış ya? Az önce perdeyi ıslattım. Bir şey olsun diye. Hatta şu perdenin şu kısmı şuradan parazit yapacak. Bir saniye şöyle birazcık. Evet. Burada şeyi görüyormuş. Neyse. Takip modu ne geçti? Şu balon modu. No. Çekim yapıyoruz herhalde ya arkadaşlar. Yani çekim yapmaya çalışıyorum. Şurada şeyi var. Klipsi var. Şuradan kaldırıyoruz. Ben bunların hepsini seyrettim tabii. Ondan sonra şu tırnakları vardı şurada. Şu tırnaklarına da böyle basınca böyle çıkıyor. Şunu şöyle, şunu şimdi şöyle şuraya koyalım. Şuraya eskisi kardeş. Oo, işte. Subscribe to GoPro. Ne yapacakmışım? Subscribe yapacakmışım. Burada bir şeyler anlatıyor. Ha, güzel. Aferin size. Have questions. Chat with our experts at GoPro.com. Olur, konuşuruz. Sizi mi kıracağım? Bunlar şeymiş. 2022'de Euro 8'in tanıtımını yapıyor. Şu an Euro 11 çıktı. GoPro. Git profesyonelce mi diyor? Ne yani? Evet. Bunların hepsini. Şimdi bizi ilgilendiren kısma geldik. Güzel güzel neler çıkıyor. İşte bir tanecik pil. GoPro pil. GoPro pil. Bu neydi? Type-i mi? Bu kablodan. Bu da kaskın üzerine yapıştırmak için. Başka bir şey yok. Böylece GoPro'nun kutu açılımını yaptık.